konuşmam ama ya. Ne dediler, ne olmuş? Ya kızım ne bileyim ya, yine fenalaşmış, çıraldanmış, onu hastaneye götürmüş. Yine sinirlendi bir şeyler herhalde. Adam durmuyor, sağlığına zarar diyorum, anlamıyor adam ya. O kadar panikteyim ki sağ geldiler. Ne? Baba iyisin değil mi? Tamam, taziye evi gibi tamam ya. Bilal'im evimde nasıl korkuttun bizi? Ne oldu, iyi misin? Tamam, abartmayın, yok bir şeyim, Allah Allah. Ya bu Hayati enişteyi niye yordunuz buraya kadar? Yazık günah adama. Öyle deme Bilal, o kadar korktuk, panikledik ki ya. Ne dedi, dokunamazsan hele. Ya işte biri beni biraz kızdırdı. Bana değil. Ben de biraz sinirlendim tabii. Ben sinirlendirdim. Galiba biraz küfür falan da ettim. Sülaleme sövdüm. Lan sus! Sinirlenince tabii tansiyon çıktı. Hı. Attılar beni tahsiye doğru. Doktora mı baba? Yok, karakola. Tahsici bizi biraz dolaştırdı. Ben de sinirlendim. Münakaşa ettik. Tahsisin her yerini yumrukladım. İçinim içini mahvettim. Oh, canıma da değsin. Tabii karakola gittik. Karşılıklı şikayet falan. Oradan çıktık. Hastaneye gideceğiz. Birine yol sorduk. Tarif etti. Doğru. Doktor artık. Karakola. Giden baba. Adam yanlış tarif etti. Sinirlendim ben de. Böyle bir şey olabilir mi ya? Zambak pastanesinin oradan dön diyor. Ulan Zambak pastanesi 2 yıl önce kapatıldı. Bilmiyorsan tarif etme ya. Ama Bilal'im sağlığına zarar ya. Bak böyle mi? Çok sinirlisin evimin direği. Doğru. Adam da aynısını söyledi. Bir daha sinir yok Bilal Bey dedi. Doktor mu dedi baba? Yok, komiser. Bir daha dedi, seni karşımda görürsem içeri atarım dedi. Oradan doktora gittik. Doktor da aynısını söyledi hemen hemen. Bir de şey verdi, egzersiz verdi. Ya merak etmeyin ya. Komiser abi doktordan daha etkili oldu. Mustafa karar aldı. Artık hiç sinirlenmeyecek. Doktor tasfiyeler verdi. Dedi ki birden 10'a kadar zay sinirlenirsin dedi. Etrafındaki nesneleri, masa, cam, bardak falan bunları say dedi. Bir de Melisa çayı varmış, onu verdi. Melisa. Ama en önemlisi bunları verdi. Stres topuymuş. Bunu sıkınca rahatlıyor. Al. Yok, şimdi sinirli değilim. Gerek yok. Al ya, sinirlenirsin nasıl olsa. Al. Sinirli değilim oğlum. Tamam, gerek yok. Ya dursun. Nasıl olsa sinirleneceksin. Al işte. La sinirli değilim, değilim. Ver. Ama bak göreceksiniz. Bundan sonra sinir falan yok. Bıraktım o işleri. Hayatın işte. Bak şahidimsin. Nasıl yani baba? Biz şimdi sana her şeyi söyleyebilecek miyiz? Benden sakladığınız şeyler mi vardı lan? Evet. Evet, söyleyebilirsiniz. Sinir yok bundan sonra. Hadi her şey anlatılsın, bitsin bu. Canım benim, her şeyi söyleyeceğiz, he mi? Söyle karıcığım. Her şeyi döküleceğiz, eminsin. Dökül yavrum, dökül. Sinirlenmeyeceğim. Karıcığım, güzel karıcığım, anlat artık ya. Kardeşim geldi, boş para istedi. Necip mi? Necip ya. Ya ben bunun nesine sinirleneyim? Necip bütün sülaleyi iş kuracağım diye para alıp dolandırmadı mı? Hayat enişte de şahit. Öyle değil mi enişte? Allah Allah. Ya hangi aptal ona para verir? Ben. Nasıl? Necip'e neden para veriyorsun ya Mehtap? Param yok. Paraya ihtiyacım var dedi Bilal. Ya niye ihtiyacın vardı paraya? Nişan için kıyafet alacağımmış. Kimin nişanı? Benim nişanım baba. Anlamadım. Allah Allah. Kızım sen ne diyorsun? Ne nişanı? Bu çocuk kim? Tanımam etmem. Leman sen ne yapıyorsun benden habersiz? Nişan neymiş ya? Ne yapayım, sinirlenirsin diye söyleyemedim baba, ama çok iyi çocuk. Hiç Tanju gibi değil. Tanju kim kızım? Bundan önceki nişanlım baba. Ne? Şuna da ayağınla bas. Leman sen ne diyorsun Allah aşkına kızım? Ya baba ablama kızma ya. Yeni eniştem çok iyi bir insan. Tanju şerefsizin tekiydi baba. Ben de çıktım onunla. Oo! Al al, şuna da bak. Hepsine bas, al böyle bas. Ulan! Ulan! Bak ama! Bilal'im!
Bir olduğumun topları sakinleştirin lan beni. Ya kurban oldum. Sağ olun ağız adam. Kurban olayım. Bırak onları evimin direğe ya. Ya sen de kürdan kadar adama evimin direğe diyorsun ya. Önüme geliyor ama ne yapayım? Ben dayak yiyeceğim şimdi. Ulan stres topu diye seni boğarım şimdi paşa. Bu hoşuma gidiyor zaten. Ya vallahi boğacağım seni ya. Ya baba bak sinirleniyorsun. Gene bir şey anlatamıyoruz baba. Korkuyoruz. Yapma ya. Tamam. Evet baba. Tamam. Tamam sinirlenmiyorum. Son derece sakinim. Bugün bu ailede sır falan kalmayacak. Fikri. Oğlum. Senin benden sakladığın bir sevgilin, bir çocuğun falan var mı yavrum? Yok baba. Aferin. Aferin oğluma. Bak görüyorsun değil mi? Aferin lan. Bak okulda bir kızla falan tanışırsın. Hemen o işlere girmeyin. Yok baba. Ben zaten okulu bıraktım. Korkma. Aferin. Ne? Okulu mu bıraktın? Ya usta sinirlenme. Belki de mantıklı bir şey yapacak. Belki de ticari bir zekası var bu Fıkrı'nın. Dayıma ortak oldum. Yokmuş. Sağ lan. Bunu al. Şunlara vur abi. Baba. Baba. Sen yine sinirleniyorsun bize. Kızım ben size mi sinirleniyorum? Size mi? Ben bu kürkü için avlanan fokların avlayan o karadalı denizcilere sinirleniyorum. Allah'ın belaları sizi ya. Tamam. Bilal kurban olayım. Bak sakin otur şuraya. Otur şuraya bak canım benim. Şimdi güzel şeylere odaklanak. Ailecek bir arayız. Aynen. Hiçbir sıkıntımız, derdimiz yok. Ne bileyim yani işimiz, gücümüz yerinde, her şey yerinde. Yani azıcık kardeşimin borcu var ama o da hallolur yani. Ha? Doğru yani. Doğru diyorum Mehtap. Tabii canım. Sonuçta ailece bir aradayız. Bir arada. Yani bir aradayız baba. Borç dediğinde ödenir ne olur. Ama. Sağlığımız, sıhhatimiz yerimiz. Çok şükür, yani, babam, şükür. Çok şükür. Kirada değiliz, evimiz kendi evimiz. Kirada değiliz, evimiz kendi evimiz. Evimiz... kendi evimiz değil mi Mehtap? Ay evimin direği nasıl kızardın öyle nefes almaya çalış. Çok kötü korunuyor ha. Şerefsiz fuk avcıları! Fukuyum! Baba! Ona kadar sayacaktın. Saysan mı? Bir, iki, üç. Dördümde beşinde Allah belasını versin. Altı. Altı ne lan öyle yamuk yumuk? Ya çok tatlı ya. Sayılarla kavga ediyor. Yediye ne diyorsun usta? Hain yedi. Şerefsiz sekiz, dokuz, on. Çünkü bu hocam galiba gibi. Ya kaçıyor. Böyle minik insanın siniri de çok komik gidiyor ya. Ya Melisa, oh, oh. Melisa çayı diyordun ya. Melisa çayı rahatlatır. Tamam otur şöyle otur. Çaycı Ozan'a mesaj atıyor. Çay, tamam getirir o. Ya siz ne yapıyorsunuz ya? Bu kadar şeyi benden nasıl gizlersiniz? Ya baba hemen sinirleniyorsun, köpürüyorsun. Biz de korkuyoruz, söylemiyoruz babacığım ya. Ne yapalım baba? Yani senin korkundan kombiyi bile açamıyoruz. Faturayı görüp bize kızacaksın diye. Abartma lan! Abartma! Ben gaddar bir baba mıyım isteyeyim çocuklarım üşüsün ya? Git köküne kadar aç. Gelse 200 lira bir şey gelir. Ne gelecek? Usta, 200 ne ya? Zamlardan haberin yok herhalde. Yok. Ne zam mı? Oğlum ben yıllardır haber izleyemiyorum ki izletmiyorlar bana sinirlenirim diye. Zam mı geldi? Şöyle. Ha, gelmiş. Belli. Doğalgaz faturası ne kadar geldi geçen ay Mehtap Hanım? 250 mi? 300. 400. Yuh! 500 mü? Bu ne ya? Bilal abi, Melisa çayın geldi. Ozan kaç. Ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Çayı fırlattım, tam kafasına geldi. Gerçekten bu Melisa çayı rahatlatıyormuş ya. Şimdiden rahatladım. Abi, lan. Bu nasıl bir fatura ya? Kızım bu nasıl bir fatura? Hayati enişte. Böyle bir fatura olabilir mi? Hayati enişte. Ya iki saattir beni onayla diye sana pas atıyorum. Evde yoksun. Öldün mü be adam? Hayat yenişte.
Eyzübillahimineşşeytanirracim! Bu ne lan? Korktuk Bilal, sana diyemedi. Ama bize... Bildiğin gibi değil, çok korktuk. Diyemedik sana ama hayat enişteyi biz bir hafta önce kaybettik. Kızım, Mefta'yla bir hafta aynı evde yaşamaya korkmuyorsun da... benden mi korkuyorsun? Bu nasıl iş ya? Ya baba, sen şimdi Hayati enişte sigara içiyor diye kızıyor musun? Yani sigaradan dolayı öldüğü için de kızarsın diye korktu. Tam öleceği sırada Bilal'e söylemeyin. Korkuyorum dedi, kızar dedi, öldü. Kızarım tabii, kızarım. Yıllarca işte koh 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 koh. Gideceksin dedim sana, böyle kalmışsın işte şimdi. Güzel mi oldu? Oğlum, sizin yüzünüzden meczup gibi Mefta'yla kavga ediyorum ya. Hayati enişteciğim. Işıklar içinde o yeniştem. Mehtap, sen nasıl bir karımsın ya? Ya sen benim karımsın arkadaş. Böyle bir şeyi benden nasıl gizlersin? Sen benim karımsın ya. Sen benim karımsın ya. Aman tut 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 daha ne kadar tutacağım ben de bilmiyorum. Bilal, evliliğimizin birinci yılında baktım ki sen çok sinirli bir adamsın. Ben de gittim seni boşadım. Aa, bunca yıldır daha sakin bir anını bekledim ki seninle konuşam. Ulan biz 25 yıldır evliyiz. He, 24 yıldır da ben o anı bekliyorum Bilal. Ama sen hep sinirlisin Bilal, hepsini. Bak titremeye başladı yine. Hissediyor musun? Ya ben... Bak bak, işte Bilal hep bundan dolayı. Ya ben sana mı titriyorum? Sana mı kızdım sanki? Müşteri gelecek, sehpasını hazırlamadım. Şimdi zılgıtı yiyeceğim diye ona sinirleniyorum. Ver benim çekicimi. Ver şunu. Şuralarını hiç yakamadım bunun. Nesin ya böyle işin? Kızda tamam öldü, öldü Yeter, öldü. Doktora hatırla. Etrafındaki nesneleri say dedi. Sehpa, çekiç, gevşek, hain, alçak, düzenbaz, ölü. Aslında usta çok iyi bir insan da etrafı kötü. Ya bu neşe neden, neden? Neden bu neşenin kaynağını? Gel lan. Dur biraz, biraz. Kurban oğlum, kendine gel. Kendine gel ya. Bak valla sinirleniyor, sağlığa zarar gelecek. Bilal'im, olmuş artık olanlar. Yapacak bir şey yok. Onun yerine olanları kabul etsen, öyle yani hayatına devam etsen, olmaz mı evimin direği? Hala evimin direği değil. Sus lan sen de. Yenge ya. Doğru diyorsun Mehtap. Hayat kısa işte, geliyorsun. Hık hık gittin. Ben bundan sonra daha sakin olacağım. Siz de benden bir şeyler gizlemişsiniz, tamam. Ama sonuçta itiraf ettiniz değil mi? Tamam, anlaştık. Hadi yürüyün gidiyoruz. Nereye baba? Bu akşam bendensiniz lan. Hepinizi Maxim Gazinosu'na götüreceğim. Sanat güneşimizi izleyeceğiz. Baba, sanat güneşimiz derken? Ne derken? Kimi söyleyeceğim kızım? Zeki Müren işte. Hadi gidiyoruz, yürüyün. Sanat güneşini bilmiyor ya. Tatlıya bağlandı değil mi? İyi bağla, adam Zeki Müren diyor. Onu ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız, ne yapacağız? Lan çok acilen çağırlar, Çorum'un numarasını bulun. Değil mi? Nereden bulacağız anne, nereden bulacağız? Hayati enişte, dükkan sana emanet. Artık göz kulak olursun. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de söyle.